Damme Türkçe'de dat harfi Z diye yazılıyor bazı yerlerde. Biz de zame de diyebiliriz, fark etmez. Damme U sesi verir. Damme'nin verdiği U sesini çıkarmak için dudaklar iyice öne doğru uzatılmalıdır. Zame de harfin üzerine yazılır. Tıpkı fetha gibi. Zu, gu, su, gu gibi okunur. Bu harekenin verdiği sesi Ü diye ince okumak yanlıştır. Yine önemli bir uyarıdır. İ sesinde de, İ harekesinde de ı diye okumak yanlıştır demişti hocamız. Çünkü Arapçada ü diye bir ses yoktur. Zamme ile ilgili alıştırmalar, yine zammeye dikkat edeceksiniz. Uhize, buhite, cemule, hasune, kesure. Bu kelimeler, yani dammeyi sezdirmek, dammeyi bir nevi sizde öğrenme haline getirmek için hazırlanan kelime grubudur. Siz bunu tabi bir deftere ya da buraya yazmak suretiyle fırsata çevirmeniz gerekiyor. Kesu re. Yani fırsat dediğim, yani böyle kendi kendinize bir takım çalışmalar, ilave fiiller, ilave ameller çıkararak bu işi daha iyi meleke haline getirebilirsiniz. Yani hocamız burada yazmayı istememiş ama siz yazın. Yazarak çalışmanın çok faydası vardır. Hem harfleri birleştirmeyi de öğrenirsiniz. Bir defter tutsanız daha güzel olur. Bu kelimelerin dediğim gibi gayesi şu anda damme harfiyle, damme harekesiyle ilgili olduğundan, ona baktığından biz manalarına girmiyoruz. Siz de girmeyin, manasını söylemeye gerek yok. Ama merak ediyorsanız işte kerume nedir manası bakabilirsiniz. Sözlükler var. Alıştırmalar kısmında yine sizi yazıya alıştıran bir çalışmadır. Dat, re ve bey harekeleriyle beraber duribe bu şekilde yapıştırmak gerekiyor. Yine kubile ve şecua, işte sekule gibi etkinlikleri, harfleri birleştirerek şu boşluğa yazmanız istenmektedir. Güzel bir çalışma, yazıya aşinalık kazandırır. Ve tabii şurada işte hemze, yani elifin üstünde olan hemzeyi, elifin yapışmayacağını bilmeniz gerekiyor. Yine ra'nın kendinden sonra yapışmayacağını bilmeniz gerekiyor. Bunu da dikkat etmeniz lazım. Mesela ragibeyi şöyle yazmanız lazım. Ragibe. Bakın, yani ra'yı gayne yapıştırmadım. Yine sayfa 24'te aynı etkinliğin devamıdır. Buradaki ayrı ayrı harfleri birleştirip buraya yazmanız lazım. Manasını merak ediyorsanız Tavakku adlı bir sözlük programı var. Nesere yardım etti. Orada görebilirsiniz. Başka sözlük programları da var. Yani Tavakku'yu zikretmemin sebebi, yani bugün artık cep telefonları yani kitabın yerini alacak hale geldiği içindir. Ve sözlük programı olarak da çok kullanılan, yakın çevremde çok kullanılan bir sözlük programı olduğu için başka sözlük programları da var. İşte onları da yine kullanabilirsiniz. Hemen hemen hepsi aynı neticeyi verecektir. Google Translate de bunlardan biridir. Yine Arapça sözlük, başka işte Arapça sözlük adı altında başka uygulamalar da var. Üçüncü ders sükun, bu sefer sükunu bize sezdirecek. Yani onunla ilgili kelimeleri gösterecektir. Fetha, kesra ve damme'den sonra sükun yine Arapçada önemli bir yer tutmaktadır. Harf değildir. Harfin sakin, yani hareketsiz olduğuna işaret eder. Şurada mesela kaf harekelidir, ku. Mim hareketsiz olduğuna işaret, onun sıfır, Türkçedeki sıfıra benzer. Kum, yani mimde durmak gerektiğini ifade eder. Kad, kun şeklinde sükunun görevi. Yahrucu, işte yefrahu, yine burada sükun olduğunu ikinci harflerin görüyoruz. Manaları işte sevinir, çıkar gibi fiil manası vardır bunların. Bu kelimelerdeki üzerinde sükun bulunan ha, fe, nun, dal, mim harflerine sakin harfler, üzerinde harika bulunan ra, cim, ye, kef, kaf harflerine de müteharrik harfler denir. Istilah olarak bu iki tabiri ezberleyin. Sakin ve müteharrik harf diye iki grup harfler vardır. Yine sükunla ilgili bir kelime çalışması görüyoruz. Kelimelerin şurada okunuşlarında bir işte kesme işaretiyle sükunun ifade edildiğini görüyoruz. Buna dikkat edelim. Bu kesme işareti sükun değil de işte ayn harfinin ifadesidir.
sakin ayn harfi. İkra yine sakin hemzenin de işareti, bu kesme işaretidir. İkra, i'lem, isma', kun, işfi şeklinde gidiyor. Kelimeleri yazarak da çalışsanız güzel olur. Sayfa 26'da şöyle yüksek sesle okuma etkinliği var. Yine amaç sükunu sezdirmek. An, izen, kun, lem, len, en, in gibi harfler var. Bunlara harf denir. Yani hece harfi anlamında değil. Türkçe'de 3 kısım, Arapça'da 3 kısım kelime vardır. İsim, fiil, bir de harf diye. Harf Türkçe'deki edat yerini tutar. Bunlar da harf sayılır. Her ne kadar iki hece harfinden, işte hemze ve nundan da oluşsa, buna harf denir. Evet. Min, kül, işrab, inzil, uskun, key gibi yine kelimeler burada geçti. Amaç sükunu burada sezdirmek. Ev ödevi, aşağıdaki kelimeleri defterinize yazınız. Yazarken sükun ile ilgili bir tatbik olduğunu göz önünde bulundurun. Kuntum, litekun gibi kelimeleri yazmanız faydalı olacaktır. Şedde ile ilgili çalışma. Bu şeddeyi de yine harekelerle ilgili bir kavram olarak inceleyeceğiz. Harekeyi ikiye çıkarıyor. Bir harf ard arda iki kez gelirse tek harf olarak yazılır. Üzerine şedde denilen şu işaret konur. Harekeyle ilgili değil, harfle ilgili. Harfi ikiye çıkarıyor. Mesela şakka, iki tane kaf var. Bir kaf yazarız, şeddeyi koyarız. Şakka. İn tabi fethası bu şeddenin üstünde yazılır. Serra, bakın. Yine adda bu şekilde yazılır. Ve medde bu şekilde yazılır. Şöyle şedde ile ilgili bir etkinlik. Dal harfini görüyoruz. Şöyle biraz netliğini ayarlayalım. De, delle, delle şeklinde bu şekilde yazılır. Şedde ile. Yine serra. Siz bunları yani deftere yazarsanız güzel olur. Onu tekraren söylüyorum. Yani yazmanın Arapçayı öğrenmede faydası yatsınamaz. Oldukça etkili bir çalışma olur. Şöyle alıştırmalar yine sükun ile ilgili alıştırmalardır. Önceki hareke çalışmalarının aynısıdır. Kelimeler vermektedir. Bu kelimeleri size sesli olarak nasıl okuyacağınızı da Türkçe yazmış okunuşlarını. Hacce, dalle, messe gibi, esarra, erraha. Bunları yazarak yan taraflarına çalışırsanız daha güzel olacaktır. Kelimelerin manaları gaye değil. Gaye burada şedde olduğu için manalarına girmiyor. Bir dua var. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Yine şeddenin bol olduğu bir dua. Şeddeyi burada gaye olarak anımsatmaya çalışıyor. Rabbi, ey Rabbim, yessir, kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi, ey Rabbim, temmim bil hayr, hayırla tamamlat. Sayfa 29. Ev ödevidir. Şedde ile ilgili bir çalışmadır. Yine ye zun nu. Nunu bir kere yazıyor, şedde koyuyorsunuz. Lamı bir kere yazıyorsunuz, şedde koyuyorsunuz. Ye dullu gibi. Bu çalışmayı da sizin yapmanız lazım. Şöyle bunda geçiyoruz. Tenvin konusu vardır. Yine harekelerle ilgili bir konudur. Bunu da bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz.